Canlarım selam. İslamiyet Üzeri Türk Tarihi ile devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk video biraz uzun olmuştu. Bu videodan itibaren videolarımız daha kısa tutmaya çalışacağım. Emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hiç vakit kaybetmeden hemen kavramlarımıza geçelim. İlk kavramımız Türk. Türk adının anlamı. Arkadaşlar farklı kaynaklarda, farklı kişilerde farklı anlamlar teşkil ediyor. Şimdi Çin kaynaklarında Türk adının anlamı Miğfer'dir arkadaşlar. Çin kaynaklarında Miğfer olarak geçer. Vanberi'ye göre türemek, çoğalmak olarak bilinir. Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı. Ziya Gökalp'e göre nizam sahibi, kanun ve nizam sahibi olarak bilinmekte. İlk kültür merkezlerine bakacak olursak arkadaşlar Orta Asya'nın en eski kültür merkezi Anav'dır arkadaşlar. En eski kültür merkezi Anav'dır. Afanasyova ise Türklere ait en eski kültür merkezidir. Tekrar ediyorum. Türklere ait en eski kültür merkezi Afanasyova'dır. Orta Asya'ya ait en eski kültür merkezi ise Anav'dı. Andronova Kültür Merkezi yine Türklere aittir. Ama Afanasyova'dan sonra gelir arkadaşlar. Tagar kültürü ise Orta Asya'da yayılmış en gelişmiş kültür merkezidir. Bunu da unutmayın. Bir diğer kavramımız skolastik düşünce. Hocam skolastik düşünce şudur. Avrupa'da Avrupalılar kiliseye körü körüne bağlanıyorlar. Kilise ne derse o. Sorgulamak, düşünmek, araştırmak yasak. Kiliseye karşı gelenler Engizisyon mahkemelerine yargılanıyor. E kardeşim kiliseye körü körüne bağlanmaya biz ne diyormuşuz? Skolastik düşünce. Feodalite ise orta çağda ortaya çıkan Toprağa dayalı yönetim sistemidir. Derebeyliktir arkadaşlar. Toprak ağlarının krallara karşı üstünlüğüdür. Feodalite dediğimiz derebeylik yani toprak ağları ne zaman ortadan kalkacak? Yüzyıl savaşları yapılacak, zayıflayacak feodalite. Ve tam darbeyi ne zaman görecek? 1453 İstanbul fethinde kullanılan o güçlü toplar sayesinde o toplar Avrupa'da da kullanılacak derebeylerin gücü azalıp merkezi krallar güçlenecek ve böylece feodalite ortadan kalkmış olacak değerli arkadaşlar. Skolastik düşünce ve feodalite orta çağda ortaya çıktığını, kavimler göçünden sonra ortaya orta çağda ortaya çıktığını lütfen unutmayın. Geldik bir diğer kavramımız. Hocam bu nedir Allah aşkına? Bu ne biçim bir kavram diyeceksiniz. <laughs> arkadaşlar bak. Bizans, Göktürk, Sasani ve Akunlar coğrafya olarak bu şekilde yani nasırlanıyor. Ve bunların sınır bölgelerinden geçen bir ticaret yolu var görüyorsunuz. Bu ticaret yolundan elde ettikleri gelirleri dördü bölüşüyorlar. Bizim Türkler diyor ki ya kardeşim buradaki geliri üçe bölmek varken neden dörde bölüşüyoruz diyerek Göktürkler Sasanilerle ittifak yapıyor. Göktürk Sasani ittifakı sonucunda Akunlar ortadan kalkacak. Ve bizim Türkler diyor ki ya kardeşim buradaki gelirleri ikiye bölmek gerekirken neden üçe bölüyoruz diyerek Bizans'a ittifak kuruyor. Göktürk Bizans ittifakı sonucunda Sasaniler ortadan kalkıyor arkadaşlarım. Da Unutmayın bunlar ÖSYM tarafından sorulmuş bir sınav sorusudur. Aklınıza daha iyi kalması için şekilli olarak anlattım. Tekrar ediyorum. Göktürk Sasani ittifakı sonucunda Akunlar ortadan kalktı. Göktürk Bizans ittifakı sonucunda Sasaniler ortadan kalktı. Bir diğer kavramımız takip olarak kodluyoruz. Evet, 2. Göktürk Devleti'nin dikmiş olduğu yazıtları biz takip olarak kodluyoruz. Ton Yokuk, ve Bilge Kağan. Türk tarihinin en eski yazılı örnekleri Orhun kitabeleridir. Arkadaşlar Kök Türk alfabesiyle yazılmıştır bunlar. Unutmayın 8. yüzyılda dikilmişlerdir. Ve bunları Danimarkalı bilim adamı William Thompson. William Thompson bunları okumuştur arkadaşlar. İçerinde ise siyasetname özelliği gösterir. Yani özellikle Bilge Kağan'ın yazısında diyor ki ben açları doyurdum, çıplakları giydirdim. Benden sonra gelecek olan nesiller ülkeyi bu şekilde yönetsin diyor. Bu yüzden siyasetname özelliği gösterdiğini unutmayın değerli arkadaşlarım. Bugün Moğolistan'da yer almakta. Bir diğer kavramımıza bakalım. Uygurlar Bögü Kağan zamanında Maniheizm dinini kabul etmişlerdir. Bu Maniheizm dinini kabul etmeleriyle yerleşik hayata geçiyorlar. Artık göçebeyat yok. Tarım başlayacak ve ticaret gelişmiş olacak. Mimari alanda gelişmiş olacaklar. 18 harfli Uygur alfabesini ortaya koyacaklar. Matbaayı kullanacaklar. Ve arkadaşlar Maneizm dinini benimsemekle Türkler savaşçı kimliklerini kaybedecekler değerli arkadaşlarım. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinen İskitlerdir. Diğer ismiyle Sakalardır arkadaşlar. İskitlerin en ünlü hükümdarı Alper Tunga'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz Alpertunga İranlı şair Firdevs'in eserinde Şehname adlı eserinde Afrasiyab olarak geçmişti. Bunu da unutmayın. Yine İskitler'in en ünlü kadın hükümdarı Tomris Hatun'dur. Tomris Hatun. Yine İskitler tarih sahnesine çıkan ilk Türk topluluğudur arkadaşlar. Meşhur destanları var. Alpertunga Destanı, Şu Destanı İskitler'e aittir. Bunları da unutmayın. Bir diğer kavramımıza geliyoruz. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlardır arkadaşlar. Avarlar. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. İki kez kuşatmışlardır arkadaşlar. Aman diyeyim unutmayın. Önemli bu. Bayan Han zamanında kurulmuştur Avarlar. Almış Han ise İtil Bulgarlarının meşhur hükümdarıdır Almış Han. İslamiyet'i kabul eden ilk devlet diye sorulacak olursa İtil Bulgarlarıdır. İslamiyet'i Orta Asya'da kabul eden ilk devlet diye sorulacak olursa Karahanlar. Sana coğrafya bilirtir. Orta Asya derse Karahanlılar, Orta Asya kelimesini kullanmazsa yani İslamiyet'i kabul eden ilk devlet derse, ilk Türk devleti derse İtil Bulgarları diyeceksiniz. Unutmayın. İtil Bulgarların meşhur hükümdarı kimmiş? Almışan bu adam zamanında İslamiyet kabul ediliyor. Biliyorsunuz Tuna Bulgarları var. Tuna Bulgarları da Borisan zamanında Hristiyanlığı kabul etmişti. Peki hocam İtil Bulgarları almış an zamanda İslamiyet'i benimsiyor. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardı. Karahanlıların meşhur hükümdarı var Satuk Burahan. Bu Satuk Burahan zamanında Karahanlılar İslamiyet'i kabul ediyorlar. Lütfen bunları unutmayın. Karşılaştırma olarak yazdım ki daha iyi anlayın görün diyerekten. Bir diğer kavramımız Museviliği kabul eden ilk Türk devleti, ilk ve tek hangisidir? Hazarlardır arkadaşlar. Hazarlar. Hatırlarsanız İbranilerde Museviliği kabul eden ilk ve tek uygarlıktı. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti ise Hazarlardır. Bunu da unutmayın. Arkadaşlar Hazarlar birçok ırka, birçok dine ev sahipliği yapmıştır. Hoşgörülü bir devlettir. Bu yüzden bu döneme Hazarlara biz ne diyoruz? Pan-Hazarya yani Hazar Barış Çağı olarak geçer. Lütfen bunu da unutmayın. Peçenekler Bizans ordusuna ücretli askerlikler yapmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Oğuzlarla beraber Peçenekler ne yapıyor? Saf değiştiriyor. Sultan Alparslan'ın safına geçecekler. Ve Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayacaklar arkadaşlarım. Karluklar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyudur. İlk Türk topluluğudur arkadaşlar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır. Hatta Karluklar 751 Talas Savaşı'na katılıyor. Abbasilerle beraber sırt sırta savaş yapıyorlar. Kime karşı? Çin'e karşı. Savaş esnasında Karluklar Abbasilerden İslamiyet'i öğrenecek. Bir diğer kavramımız Ötüken Merkezi kurulan son devlet Kırgızlardır arkadaşlar. Unutmayın. Ötüken Merkezi kurulan son devlet Kırgızlardır. İlk devlet neydi? Ötüken Merkezi kurulan ilk devlet Asya Hun Devleti'ydi. Daha sonra arkadaşlar Göktürkler, daha sonra Uygurlar, daha sonra Kırgızlar Ötüken Merkezi kurulmuş devletlerdir. Bunları unutmayın. Kırgızlar denince aklımıza ne gelecek başka? Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı Kırgızlara aittir. Bunu da unutmayın. Bagatarkan arkadaşlar tarihte kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdar Bagatarkan'dır. Bagatarkan Türk iş hükümdarıdır. O zaman Türk işlerdeki Bagatarkan kendi adına para bastırdığını unutmayın. Hatta arkadaşlar şunu da unutmayın. Emevilerin, Emevilerin İslam ordularını yani İslam ordularını... Orta Asya'da durduran devlet Türk işlerdir. İslam ordularını Kafkaslar'da durduran devlet Hazarlardır. Orta Asya'da durduran ise Türk işlerdir. Bu ikisinin ayrımını da unutmayın arkadaşlarım. Evet bir diğer kavramımıza geldik. Kutu anlayışı. Arkadaşlar Türk hükümdarlarına verilen, Türk hükümdarlarına devleti yönetme etkisi Tanrı tarafından verilirdi. Biz buna kutu anlayışı diyoruz. O zaman ta, hükümdarın kanı kutsalsa, hükümdardan gelecek olan nesiller de aynı kanı taşıdığı için onların da kanı kutsal. Bu yüzden devleti yönetme yetkisi babadan oğula geçiyor arkadaşlar. Kut anlayışından dolayı unutmayın. Yabgu. Yabgu nedir hocam? Yabgu devletin batı kanadını yöneten yöneticiye biz yabgu diyoruz. Unutmayın. Devletin batı kanadını yöneten yöneticiye yabgu adını veriyoruz. Örgin taht demek gençler. Otağı çadır demek. Tu sancak demek. Nevbet davul demek. Bunları bilmekte fayda var. Tigin hükümdarın erkek çocuğuna denir. Ataman ise hükümdarın erkek çocuğunu eğiten öğretmenlere denir arkadaşlar. Evet bir diğer kavramımız Ataman daha yeni söylemiştik. İlk Türk devletlerinde hükümdar çocuklarını eğiten kişiye biz ataman diyoruz yani arkadaşlarım. Selçuklularda ise Atabey, Osmanlı'da ise Lala adını veriyoruz. Tekrar ediyorum. İlk Türk devletlerinde Ataman, Selçuklularda Atabey, Osmanlı'da ise Lala olarak geçmekte. Hükümdar Türklerini eğiten öğretmenlerdir bunlar. Günümüzde ise dada olarak geçmekte. <laughs> şaka şaka öyle bir şey yok. Günümüzde dada olarak falan geçmiyor aman. Bir diğer kavramımıza bakalım. Arkadaşlar Oguş, Uruk, Boy, Budun diye gidiyor. Hocam bunlar nedir Allah aşkına bunlar nedir? İlk defa duyuyorum diyen varsa eyvah ben de sana diyorum ki eyvah. Şurada 90 artı 2'ye girdik. Bu saatte daha yeni duyuyorsan bunları eyvah hocam. Devam ediyoruz. Oguş aile demek aile. Uruk sülale, Boy sülaleler birliği, Budun ise millettir unutma aile, sülale, sülaleler birliği, millet. Bunu ÖSYM yılın birinde sormuş arkadaşlar. Sırlamasını sormuş, içeriğini sormuş. Dikkat edin. Yine kavramlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kurgan. Kurgan mezardır arkadaşlar. Kurgan, mezar, ölüler değerli eşyalarıyla birlikte mezarlara gömülüyordu. Bu ahiret inancının olduğunu gösterir. Uçma, cennet demek. Senin anan uçmağı vardı yavrum diyor ya hani dizilerde. <laughs> i̇şte arkadaşlar dizilerde kullanılan bu uçma kelimesi cennettir. Tamu cehennemdir. Balbal bal mezar taşıdır arkadaşlar. İnsan sureti şekline benzer. Balbal ee, bal dediğimiz şu kişi dünyadayken ne kadar önemli düşman öldürdüyse kendisi öldükten sonra mezarın başına o kadar ufak ufak heykelcikler dikiliyor. Bu heykelcikler öbür tarafta bu adama hizmet edecek, hizmetkar olacak diyerek bir anlaş, anlayış var. Bu yüzden balbal bal unutmayın. Balballar'ın olması ahiret inancının olduğunu gösterir. Yu cenaze törenidir arkadaşlar. Yu cenaze töreni, sagu ağıt demek, şaman, kam, baksı bunlar da din adamı olarak geçmekte. Bir diğer kavramımıza geliyoruz. Türklerde sınıflı toplum yapısı yoktur. Uzun süreli hapis cezası yoktur. Kölelik yoktur. Neden yoktur hocam? Neden? Allah aşkına neden? Çünkü topraklar devletin malı olarak gözüküyor ve göçebe hayat var. Bu yüzden toprağın mülkiyeti devlete aitse burada sınıflı toplum yapısı olmaz. Bu bir. İkincisi, ikincisi Arkadaşlar kölelik Türklerde yok. Çünkü sınıfı toplu yapısı yok ülkemizde. Söylemiştik. De, toprağın mülkiyeti devlete aittir. Kullanma hakkı halka ait. Uzun süreli hapis cezalarının olmamasının sebebi de göçebe hayatlar. Düşünsene adam ceza bir halt yemiş. Ceza keseceksin. Gel lan buraya sana 20 yıl hapis, 50 yıl hapis desen ne yapacaksın? Kardeşim sürekli her gittiğin yere o adamı taşımak zorunda mısın? Hayır. Bu yüzden uzun süreli hapis cezaları verilmemiş. Göçebe hayattan dolayı. Dikkat et. Ve geliyoruz son kavramımıza. Haydi bakalım arkadaşlar. Haydi. Son kavramlar. Oğuz Kağan Destanı. Asya Hun Devleti'ne aittir. Buradaki Oğuz Han'dır arkadaşlar. Unutmayın. Ergenekon Destanı. Bozkurt Destanı ise Göktürklere aittir. Türeyş Destanı. Göç Destanı ise Uygurlara aittir. Alpertunga Destanı, Şu Destanı ise İskitlere aittir. Manas Destanı Kırgızlara aittir. Lütfen bunları unutmayın arkadaşlarım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda İslam tarihini ele alacağım. Arkadaşlar emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. or check it in